Türkiye'de bir yağma düzeni var. Hani bu çok ağır bir itam değil mi? Yani bir yağma düzeninden ne kastediyorsunuz? ediyorsunuz? Şimdi e, yağma düzeninden kastettiğimiz şey tabii ki şu: Eğer bir yerde denetim yoksa, o ülkenin imkanları e, kim yetkiliyse, onun iki dudağının arasındaysa, orada yağma olmaması zaten mümkün değil. Yani eğer bir ülkede e, yargılanma korkusu yoksa, yargı susmuşsa, e, o ülkede insanların kimseden korkmasına artık gerek yok. Ve böyle olunca da yağma kaçınılmaz olur. Yani bütün geçmişimize baktığımız zaman eğer bir denge denetleme sistemi söz konusu değilse, kişinin vicdanına kalmışsa e, kişinin vicdanı da her zaman doğruyu yapmaz. Yani Eniş Bey Allah korkusu da mı yok? Şimdi efendim tabii ki Allah korkusu herkesin kalbinde var. Ama Allah korkusu e, bizi ne kadar ee, çıkarlarımızdan, menfaatlerimizden alıkoyuyor. O konu biraz süper. Hani bu yağma düzeninin muhatapları içinde söylüyorum. Hani hiçbir şeyden korkmuyorlar ya yargıdan, şudan hani halk tabiri derler ya Allah'tan da mı korkmuyorsunuz yani bunları yaparken? Şimdi efendim malumunuz insanlarda ee, vicdanını rahatlatan psikolojik ee, kabuller var. Yani insanın nefsi kendisini çok çabuk düze çıkarır. Kendisini düze çıkarmak için her zaman gerekçeler bulur. Şimdi gerekçe benim bir tabirim var. Yani e, nefsini sizi sıkıştırır, vicdanınız sizi sıkıştırır, sıkıştırır. Ondan sonra da siz aklınızla e, mutlaka ona bir gerekçe bulursunuz. Hani o meşru, meşhur suç ve cezadaki... Ee, Raskolnikov'un e, katli bile insanları katletmeyi bile haklı e, bir gerekçe haklı bir gerekçeye dayandırmak gibi yani katil artık e, insan öldürüyorsun onun bile bir haklı gerekçesini buluyor insanoğlu vicdanı rahatlatma evet, evet maalesef e, biz insanlar böyle bir şeyiz e